Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? 16 Mayıs'ta bir akrep ay tutulması var. Şimdi arkadaşlar, ay tutulmalarında ne oluyor? Güneşle ay karşılıklı yerleşiyorlar. Bir çeşit dolunay pozisyonu. Fakat tabii güneş ve ay tutulmaları kuzey ve güney karmik düğümlerin etrafında olduğu için ve kuzey ve güney karmik düğümler tabii geçmişten gelen ve gelecekle alakalı olan bir takım eylemleri, önceden yapılmış bir takım karmaları, yani hani her zaman deriz ya etme bulma dünyası diye, evrene yaptığımız yatırımların ne yaparız? Karşılığını alırız. Burada tabii önce arkadaşlar ayı iyi tanımamız lazım. Yani ay ne yapıyor bu bize? Şimdi bir dolunay pozisyonu var dedik ya. Şimdi dolunay pozisyonlarında şöyle olur arkadaşlar. Güneş egomuz olduğu için, ayda duygularımız olduğu için böyle karşılıklı yerleşerek çektirme yaparlar. Biliyorsunuz astrolojide iki karşıt burç birbiriyle epey tezattır. Yani Boğa Venüs ise Akrep nedir? Plüton'dur. Plüton tabii krizle alakalıdır ve Akrep'teki her gezegen ya da Akrep'in bulunduğu yani doğal evi olan 8. evdeki her gezegen bizim krizle büyümemizi sağlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti haritasında tabii Akrep'te ne var? Belirli gezegenlerimiz var. Biz millet olarak ne yapıyoruz? Hep krizlerle büyüyoruz. Yani önce başımıza bir sorun geliyor. Bu hastalık olabilir, ölüm, ayrılık, bir karışıklık, ekonomik bir pozisyonda sorunlar ve biz bu sorunlarla büyüyoruz. Bir de tabii Türkiye Cumhuriyeti haritasında yükselende ne var? Yengeç var. Şimdi arkadaşlar, ayın problemli olmasının en önemli nedeni sadece duygularımızı yönetmesi değildir. Ay 2,5 günde bir yaklaşık olarak ne yapar? Burcunu değiştirir. Gökyüzündeki en hızlı gezegen olduğu için de ne yapıyor? Gündemi ve koşulları sürekli değiştiriyor. Türkiye'nin haritasında da tabii yükselen ay olduğu için, yengeç olduğu için ne yapıyor? İşte görüyorsunuz 2-3 günde bir Türkiye'de gündem değişiyor. Yani tam evet ya bir yola girdik bununla gidelim filan derken bu tabii bütün kolektifin bilincini de oluşturduğu için birey olarak biz bunun farkında olmadığımızda ne yapıyoruz? Topluma uyarlanıyoruz. Bir sürü gibi davranıyoruz. İşte buna ne deniyor? Psikolojide kolektif bilinç dışı alan deniyor. Burada tabii yapılması gereken en iyi şey şudur arkadaşlar. Burada kendinizi kısmen çevrenizden, özellikle ay tutulmalarında biraz yalıtmanız gerekiyor. Yani etrafınıza uyarsanız onlarla beraber harekete geçersiniz. Ayın Latince'deki adı Luna'dır. Lunatik deli demektir. Ay insanı zaten oradan gelir. Bakın ay çarpması diye bir roman yazmıştım. Orada ne diyorum? Diyorum ki Anadolu'da ay çarpmasına maruz kalan çocukları tedavi etmek için Yasin suresinin 38. 39. ve 40. ayetleri çocukların kulağına okunurmuş. Ve bu ritüeli de gündüz vakti güneş varken yaparlarmış. Yasin suresinin ilgili ayeti şöyleymiş. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Ve bu mutlak sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımının dalı gibi dolunay şeklinden hilal haline dönüşünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz ve hepsi kendi yörüngelerinde seyrederler. Tabii hepimizin bildiği üzere nedir? Aslında dünyanın tabii 1/3'ü sudur. Su tabii su burçları duygularla alakalı onu söylemiştik. Bir de tabii nasıl ki dünyanın 1/2'si su ise vücudumuzun da 1/2'si su. Öyle olunca da tabii özellikle dolunay zamanlarında denizlerin seviyesi ne yapar? Daha fazla yükselir. Bu tabii bizim bedenimizi de etkiler. Özellikle kadınlar da tabii ay başı dememiz de ondandır. Adetler daha sancılı, problemli olabilir ve değişkenlik arz edebilir. Bu tabii Türkiye'de daha sık rastlanan bir şey. Ay başı düzensizlikleri unutmayın önceden söylemiştim. Ayurveda'da bu işe en iyi gelen bitki maydanozdur arkadaşlar. Yani siz adet görmeden yaklaşık 2 gün önce işte günde 2 ya da 3 kere aç karnına maydanozu kaynatıp bir kür yaparsanız içine biraz limon da sıkabilirsiniz. Ne yapar? Adetinizi düzenleyebilirsiniz. Bunu tabii bıkmadan, usanmadan. Çünkü Doğu tıbbında şöyle bir kural vardır. Güneş
Bir pozisyondayken bir şeye başladıysanız dönüp dolaşıp aynı pozisyona gelmesi lazım. O da nedir? Bir yıldır arkadaşlar. Israrlı bir şekilde yaparsanız faydası olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada tabii gündemlerin sürekli değişmesi, yükselenimizin tabii yengeç olmasıyla alakalı. Bir de tabii biz tabii ayı bayraklarımızda, sembollerde de kullanmışız Türk milleti olarak. Zaten isimlere bakın işte Ayhan, Tolunay, Ayda, Aylin, Nuray, Nilay, yani hepimizin, yani hepimizin demeyeyim de hani bir sürü insanın içinde ne var? Yani isminin içinde ay geçiyor zaten. Ay geçiyor. Burada tabii ayın, ayla böyle bir ilişki kurduğumuz için biz tabii ay dede diyoruz da o yanlıştır. Ay dede tabii burada ayın karıları diye geçtiği için Vedik astrolojisinde doğullar aya bir erkek anlamı yüklerler. Halbuki güneş eril ve erkektir. Ay dişidir arkadaşlar. Ay çünkü rahimdir. Zaten su burcu yöneticisi yengecin yöneticisidir. Su burçları dişildir. Aslanın yöneticisi güneş burada erildir. Zaten ne yapıyor? Ay güneşten alıyor ışığını. Romanda ne diyoruz? Gece güneşi diyoruz aya. Yani gece güneşi. Bunu tabii ben özellikle Kova Çağı ve Astroloji kitabında da anlattım. Özellikle çakralarda karın çakrası kısmı, yani göbek çakra dediğimiz kısım 14-21 yaş arasına tekabül eder. Yani haritalarında ayı problemli insanlar, ki bu ülkede ay problemli yerleşimde. Niye? Çünkü 12. evde, işin kötüsü de dispozitörü olan gezegen ayın tabii Merkür. Yani o ne yapıyor? Bir değişkenlik yapıyor. Yani çünkü Merkür demişim. Şimdi ay bizde 12. evde ikizlerde ya. Şimdi Merkür çekiyor ama dispozitör olarak 12. evde Neptün yenileşiyor. Yani balıklaşıyor. Neptün yenileşmiş bir aya sahibiz biz. Neptün de aslan olunca tabii özellikle anneler, tabii ay annedir. Çocukla kurduğu ilişkide daha çocukluktan itibaren sanki onu bir prens, sanki onu bir prensesmiş gibi yetiştirmeye kalkıyor. Öyle olunca da tabii çünkü Neptün aslanda ya, bir egosal sorunumuz ortaya çıkıyor. Yani bir gün Amerikalı eşime demiştim ki, babası Amerikan ordusunda albaydı, epey varlıklı bir kadındı, çok iyi eğitimliydi, zarafeti ve nezaketi vardı. Ya yetenekli insansın, bir de aslan burcuydu. Hani siyasete girsene dediğimde bana demişti ki ya biz kimiz filan demişti. Düşünün, biz kimiz? Yani Türkiye'de bakıyorum herkes kral, herkes kraliçe. Yani bazıları burada tabii astroloji yarım yamalak öğrenmiş. Efendim aslan egolu, yok efendim koç egolu. Ya arkadaşlar, bir tane balık var, onun egosu böyle bütün zodyaktaki burçların hepsinden daha fazla. Yani burada Türkiye'de bir ego sorunu zaten var. Yani bunun burçla filan alakası yok. Bu bir kolektife ait bir şeydir. Türk milletinde bu var. Niye var? Çünkü 5. evinde akrebin oldu. 5. evde tabii bir aslan burcunda yığılım var. Herkes bu ülkede kral, kraliçe. O yüzden de hani bunu burcuna filan bağlamayın. Bunu kolektife bağlayın. Evet. Ne diyorduk? Arkadaşlar bu tutulma tabii 2003-2004 yılını hatırlayanlar bilir. Benzer bir tutulma bazı açılardan. İşte o yıllarda nasıl bir değişim dönüşüm yaşadıysanız ay tabii tutulma esnasında ne yapacak? Akrep burcunda olacak. Tabii akrep burcundaki bir ay tutulması duygusal krizlere bir kere tetikleyecektir. İnsanların tabii duygusal olarak, yani belirli duyguların tonuna girdiğinde otomatikman mantığını, egosunu ne yapamaz? Doğru kullanamaz. Zaten güneşin karşısında akrepteki tutulma Plüton dispozitörüyle olacağı için Plüton tabii burada biraz tabii nefretle de alakalı. Zaten 19 Kasım'dı galiba tabii. Kasım ayında bundan işte yaklaşık ne oldu? 6 ay önce filan bir tutulma yaşandı yine o aksta. O zaman tabii ay neydi? Boğa'daydı. Şimdi bir ne dedik? Boğa akrep aksında bir takım tutulmalar var. Ay tutulmaları unutmayın. Güneş tutulması nasıl bir başlangıç getiriyorsa ay tutulması bir bitişi getirir. Yani güneşle başlıyoruz. Ay tutulmasıyla da önceki tutulmanın bir takım bitişlerini, sonlanmalarını alıyoruz. Burada inşallah, ya benim temennim o yönde, akrepteki ay tutulmasıyla beraber
özellikle Kasım'da başlayan bir takım ilişkilerdeki bu nifaklar, insanların kinlenmesi, birbirine kızması sonlanır temennisinde bulunmak istiyorum. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor ki önümüzdeki yılda tabii aynı şekilde bu Boğa Akrep aksı tutulmaları Türkiye Cumhuriyeti'ni çok derinden etkileyecek. Aynı şekilde tabii finansal krizlere, finansal problemlere de çok açık bir tutulma bu. Yani zaten işte ekonominin hali ortada. Umarım 2023'te Koç terazi aksındaki Güneş ve Ay tutulmalarıyla beraber yeni bir başlangıç yaparız diye ümit ediyorum. Çünkü ne demiştim size? Koç zodyakın birinci burcudur ve her tutulma, her gezegen orada bir nevi yeni bir başlangıcı gösterir. Yani Güneş nasıl Koç burcunda sonra Balığa geliyor. Bir tamamlanış gerçekleşiyorsa her gezegen, hatta kuzey güney düğümler ve tutulmalar Koç terazi aksındayken ne yapar? Yeni bir başlangıç getirir. Öyle söyleyelim. Onu da işte bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi burada tabii bu tutulmaların etkisi, tabii her zaman söylüyorum, aynen kuzey-güney düğümleri gibi düşünün. Çünkü güney geçmiş yaşam karması, kuzey de gelecekteki karmamızla alakalı olduğu için doğum haritasında daima birbiriyle karşılıklı olan, yani terazi açısı dediğimiz 180 derecelik açıda ne yapar? Bir koridor oluşturur. Bir tahtaravallinin dengeleri gibi. Aynen bir işte kefenin bir tarafına bir şeyi koyuyorsunuz. Öbür tarafına onu denge kurmamız icap ediyor. Peki şimdi tutulmalar ne yapacaklar arkadaşlar? Koç burçları için Boğa, tabii Boğa Akrep aksı 2-8 aksı olacağı için özellikle Koç burçlarında tabii 2-8 aksı bizim tabii kendi maddi olarak kendimizi güvende hissettiğimiz alandır ikinci ev. 8. ev ise bu güveni sağlamak için ilişkiler bağlamında, yani hayatta işte ortaklarınız ya da partneriniz üzerinden kendinizi ekonomik manada güvende hissedeceğiniz alandır. Yani boşanma aşamasındaki bir kişi için bu nafaka olabilir. Bir takım sigorta işlemleri olabilir. Aynı şekilde bir miras olabilir. O mirasın paylaşımı olabilir. 8. ev tabii aynı şekilde cinsel yaşantımızla da alakalıdır. Tevekkeli değil. Fransızlar orgazma le petit mort derler. Le petit mort küçük ölüm demektir. Aslında tabii orgazm da bir çeşit ölümdür. Varlığın tabii ölümünü biz tabii direkt fiziksel algılıyoruz ama İçimizde, ruhumuzda, düşüncelerimizde biz yaşadığımız süre boyunca bir şeyleri öldürür, yerine yeni bir şeyler getiririz. Bu anlamda egomuz da sürekli ne yapar? Bir yenilenme sürecinden geçer. Fakat Boğa Akrep aksı sabit bir aks olduğu için, yani sabit burçlar aksı olduğu için Boğa Akrep aksında ya da Aslan Kova aksında, ki o aks da sabit bir aks, tutulmalar ya da gezegenler genelde zorlayıcıdırlar. Çünkü sabit burçlar değişime uygun burçlar değillerdir. Evrenin direkleri gibidir onlar. Yok biz değişmeyiz, o direkleri ne yapmayız, değiştirmeyiz demeye getirirler. O yüzden de Boğa Akrep aksındaki tutulmalar, yani koçlar için 2-8 aksı olacağı için 2-8 aksındaki bir takım problemlerin sonlanması da olabilir. Ama şunu unutmayalım ki hayatımızda bir problem sonlandığında ya da bir ilişki sonlandığında biz ne yaparız? Yerine yeni bir şeyi ne yaparız? Onun benzeri getiririz. Yani aslında her bitiş de bir başlangıcı ne yapıyor? Sembolize ediyor. Duygularımızla tabii ay tutulmaları daha yakinen alakalı olduğu için anne, kadınlar, hayatımızdaki kadın figürleri ve anne tarafı açısından 8. ev tutulması yaşanacağı için özellikle etrafımızdaki kadın figürlere ne yapmamız lazım? Daha dikkat etmemiz lazım. Duygularımızı daha derinden etkileyeceği için burada duygusal olarak bir değişime müsaade etmek durumundayız. Evet. Boğalar için. İşte Boğa'da tabii Boğa 1-7 aksı tutulması yaşıyor. Boğalar tabii ki
Uranüs'ten ötürü zaten son 3 yıldır ki finans piyasaları tabii ekonomik koşulları da etkilediği için boğa ve Uranüs orada olduğu için bu tabii özellikle boğalar açısından değiş mesajıdır. Yani tabii 7. evde olacağı için tutulma partneri, karşısındaki insan, ilişkisi üzerinden değişimdir. 1. evin direkt karşısı aslında bizim aynamızdır, terazi açısı. Biz aslında kendimizi bir başkasında seyrederiz. Yani kozmos aslında böyle dev bir ayna gibidir. Biz o aynaya bakarız. İçimizdeki bir hikayenin düşündüğümüz, hissettiğimiz, konuştuğumuz ya da yaptığımız herhangi bir eylemin direkt karşıya vurup bize geri dönüşü demektir. Bu anlamda boğalar partnerleriyle ilişkilerinde dikkatli olmak zorundalar. Fevri kararlar alıp duygularına kendilerini kaptırıp bir takım hani bitişleri, bir takım sonlanmaları gerçekleştirmemeli. Yani bu zaten dedim ya Kasım ayında başladı. Önümüzdeki yılda hani sürecek tutulmalar var burada. Özellikle boğa burçlarının tabii ilişkileri, ortaklıkları risk altında. Çünkü burada boğa diyor ki ya ben diyor ya karşımdaki diyor. Eğer olayı, hayatı ya ben ya sen diye görür, biz duygusu geliştiremezsek, ortak hareket edemezsek bir takım yanlış kararlar alabiliriz. Tabii boğa akrep aksında sadece güneşi olanlar değil, ay burcu da boğa akrep olanlar ya da yükseleni de boğa akrep olan insanlar özellikle bunu daha ne yapacaklar? Derinen hissedecekler, derin olarak. Siz boğaysanız bunu daha dış koşullarda hissedebilirsiniz. Ayınız boğaysa bunu duygusal alanınızda daha fazla hissedersiniz. Zaten güneşle ayın arasındaki ilişki böyle bir ilişkidir. Yani sizin güneşinizle ayınız arasında daha doğuştan bir çatışma varsa güneş sizin daha nesnel, daha dışarıdan gelen koşullarınızı belirlerken ay ise sizin duygusal alanınızı belirler. Hayatınızda her şey yolunda gidebilir ama ay burcunuz güneş burcunuzla tezattır. O zaman içsel aleminizde ne yaparsınız? Bir sıkıntı yaşarsınız. Evet, İkizler Burcu. İkizler için ne oluyor? İkizlerin tabii burası 12-6 aksı. Burası tabii işle alakalı, sağlık sorunlarıyla alakalı, günlük rutinlerinizle alakalı, hatta kediniz köpeğinizle de alakalı. Burada tabii kişi, yani bence ikizler burcu ne yapmalı? 6. evin anlamlarını organize etmeli. Yani tabii ki eğer uzun süredir devam eden iş yerinde bir takım sorunlar varsa, ikizler burçları bunu görecekler zaten. Bu yılın devamı hatta önümüzdeki yılın yarısına kadarki süreçte iş değiştirme, işle alakalı bir takım sorunlar yaşayacaklar demektir. Buna tabii üzülmemek lazım. Çünkü insan işini kaybedebilir. Gidip daha iyi bir iş bulabilir. Fakat 6. ev için ne diyoruz daima? Orayı iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani 6. evi iyi yönetemezsek arkadaşlar, oradaki fiziksel olarak yarattığımız rahatsızlıklar 12. evi, yani daha içsel alemimizde, zihnimizde bir yerde bize ne yapar? Ruhsal rahatsızlıklar da verir. 12. ev çünkü içe dönmekle, murakabe yapmakla, öz eleştiri yapmakla, kendini bir çeşit hapsedilmiş gibi hissetmekle alakalıdır. Orası hastanedir, tımarhanedir, orası yeri gelir cezaevidir, orası yeri gelir hicret etmektir, başka bir ülkeye gitmektir, orada yaşamaktır. Kendini doğup büyüdüğü ortamdan izole etmektir. Türkiye'nin haritasında ay 12'de bunu sık yaşarız biz. Yani insanlar evde mesela fazla vakit geçirebilir. Özellikle ay olduğu için kadınlar, bir de tabii Türkiye'de niye sürekli bir göç var? İnsanlar bir şehirde doğuyor ama gidiyor başka bir şehirde yaşıyor. İşte bu ay 12'de olduğu için ne yapıyor? Yaşanıyor. Bu ülkede sık yaşanan bir şey. Bir de ne var arkadaşlar? Tabii eğer rutinleriniz olursa, yani bir asker gibi, bunu her zaman söylerim ben. Bir gezegenin bile nedir? Bir yörüngesi var ve ne yapıyor? Vakti zamanı gelince bir santim, bir saniye bile geç kalmadan o yörüngede orada ne yapıyor? Kendini bulunduruyor. İşte o yüzdendir ki 4,5 milyar yıldır güneş sistemindeki her gezegen yerli yerinde duruyor.
Bir arkadaş şey sormuş. Ya arkadaş, ayı patlatırsa NASA, biz duygularımızdan kurtulabilir miyiz? Arkadaşlar, bazıları zannediyor ki gezegenlerin transitlerinde biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Öyle değil o. O zaten Tanrı'ya şirk koşmak olur. Gezegenler Tanrı'nın enstrümanlarıdır ve onlar üzerinden bize bir takım işaretler verir. İşaretler verir. Buradaki mesele şudur. Doğru algılamamız lazım. Bu aslında akreple yelkovan gibidir saatin. Yani siz duvarınızdaki saatin akrebini yelkovanını kırsanız ya da saati çöpe atsanız zaman mı duracak? Zamandan mı münezzeh olacaksınız? Hayır. Gezegen aslında yani ay varsayın ki yörüngeden çıktı gitti. Yine yengeç burcu olur. Yine duygularımız olur. Ayın o pozisyondan yani yapmış olduğu o çevrimde bize hangi konaktan gidiyorsa bize o noktalarda bir takım mesajlar verir. Nahl suresi 12'deki gibi. Neydi o? Allah geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yarattı. Yıldızlar Allah'ın emriyle hareket ederler. Anlamasını bilen kavimler ya da bireyler için nice emareler vardır diyor. Şimdi burada söylenmek istenen şey aynen şu. O gezegen size bir şey gösteriyor, işaret ediyor. Yoksa birilerinin dediği gibi gezegen gelip sizin ananızı ağlatmıyor. Yani öyle Satürn'ü havaya uçurdum ben sıkıntıdan kurtulurum filan. Bunlar abesle iştigal. Buna senkronizasyon denir, eş zamanlılık. Carl Gustav Jung'un da teorisinde var açıkçası. Evet. Yengeç. Yengeç ne yapıyor? Yengeçler için tabi burası artık 11-5 aksı. 11-5 aksı tabi 5. evde bir ay tutulması. Bu tabi ilişkilerle, aşkla alakalı bir ilişkiniz ne yapabilir? Bitebilir, sonlanabilir. Kendinizi aşık zannederken bir bakarsınız tutulmayla beraber o ilişki patlar. 5-11 aksında tabi Kasım'dan beri bu yengeçler tabi özellikle etraflarını, işte çevrelerini, arkadaş çevrelerini ya da aşk ilişkilerini ya da aşık olduğunu sandıkları bir takım ilişkilere hani girip çıkma noktasında etkileniyor olabilirler. Ne söyledik? Ay tutulmaları daha çok yengeçleri etkiler. Netice itibariyle ay yengeç yöneticisidir. Herkes tabii kendi gezegeni üzerinden bir durumu ne yapar? Daha fazla bünyesinde hisseder. Yengeçlerin zaten bu derece duygusal olmaları bu nedir? Ayın etkisiyle gerçekleşir. Beşinci evde tabii kişi aniden hamile de kalabilir ya da istenmeyen bir gebelik oluşabilir. Gidip hani kürtaj da yaşamak zorunda kalabilir. Ya da bir takım beşinci ev tabii yatırımlarıyla da alakalı. Doğru zamanlama yapılırsa tabii iyi yatırımlara ne yapılabilir? İmza atılabilir. İmza atılabilir. Bazı arkadaşlıklarınız bitebilir. Ay tutulmaları genelde tabii insanların içindeki bir takım duyguların kontrolsüz bir şekilde dışarı taşmasını beraberinde getirebilir. Burada tabii ne olur? İkizler için tabii bu yorum daha şey. Çünkü 12-6 aksı. Birden o bir takım gizli düşmanlıklar varsa onlar açığa çıkabilir, ortaya çıkabilir. İnsanların iç yüzünü daha fazla ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Yani bir hadis vardır. Siret surete akseder diye insanın yüzü ay tarafından yönetilir. O yüzden deriz ya ay yüzlü, ay gülücüklü ya da işte ayın 14'ü gibi yani dolunayda doğmuş anlamında ayın 14'ü gibi güzel. Siret tabii insanın içindeki karakteri ne yapar? Yüzüne vurur. İnsanların yüzüne iyi bakın, iyi dikkat edin. Özellikle bu coğrafyada, tırnak içinde. Aslan için ne olabilir? Aslan da tabii boğa akrep aksı. Aslanların tabii 4-10 aksı. Tutulma 4. evde. Tabii bu bir taşınma, evi taşıma, evle alakalı meselelerin ön plana çıkması ya da annemizle alakalı, anneyle alakalı akrabalarda ya da bir hanenin içinde bir takım hani sorunlar getirebilir. Bu sorunların tabii çözümü için ne yapmak gerekir? Uğraşmak gerekir. Bir takım sorunları da tabii sonlandılar bilir. Kasım'dan beri gelen tabii her zaman söylüyorum. Bir önceki hani buna benzeyen tutulmalar 2003-2004 yılındaydı. Şöyle bir düşünün 2003-2004 yıllarında ne yaşandı? Ona göre ne yapın? Kendinizi ayarlayın diyorum.
4 ton aksı tabii 4. evdeki bir mesele 10. evde ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bu tabii toplum önündeki yeriniz, kariyeriniz, mesleğiniz. Yani aslanlar tabii bu yıl ve önümüzdeki yılın yarısına kadarki süreçte bir kısmı tabii yaşadığı evi, kariyerini, işini, gücünü değiştirecek. Daha iyi kariyer yapmak isteyenler varsa ne yapsınlar? Bunun için şimdiden tohumları atsınlar. Yani evrene bir tohum atıyorsunuz. Ne yapıyor? O zamanla neşvu, neva buluyor. Öyle hani bir gecede overnight geceden sabaha kimse zengin olamayacağı gibi kimse birden hastalanmaz. Bunun öncesi vardır. Yani siz bir kalp krizi geçirdiyseniz ya da Allah korusun kanser olduysanız tabii kalp krizi güneş çakra aslan ay ile alakalı şeyle aslan güneşle alakalı. Ayda tabii duygularımız da zaten kanser yani Latince'de Arapçası Arap astrolojisinde seratan. Ne yapıyorsunuz? Aslında bu bir birikimin neticesinde ortaya çıkıyor. Unutmayın, bardak dolmadan taşmaz. Evet. Başak Burcu. Başak'ta ne oluyor? Başak'ın tabii Boğa Akrep aksı 3-9 aksı. Üçüncü evde bir tutulma. Burada tabii bir sınava giren talebe için nedir? İşte çalışmaktır. Bir diploma almaktır. 3-9 aksi olduğu için 9 tabii hayırlı bir ev. Hayırlı bir ev olduğu için 9 tabii Jüpiter'le alakalı. Yüksek öğrenim, eğitim, master yapmak isteyenler, uzak ülkelere gitmek, yerleşmek, diploma almak isteyenler ya da uluslararası bir işiniz varsa bu ithalat, ihracat olabilir. Yani turist gezdiriyor olabilirsiniz, yabancılarla alakalı olabilir. Neticede bu 3-9 aksında başaklar ne yapmalı? Özellikle bu yılın tamamı ve önümüzdeki yılda bu konulara biraz daha ne yapmalı üstüne düşmeli diyorum. Bir seyahatle alakalı olabilir, bir yerden bir yere gitmekle alakalı olabilir. Fakat kesinlikle yeni bir şeyler öğrenmekle alakalıdır. Yani eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, çünkü 9. ev astrolojide eğitim aldığımız yerdir, 10. evde meslektir. 9. evi 9. evi gerçekleştiremediğinizde ya da 9. evle doğru ilişki kurmadığınızda 10. eviniz olmaz arkadaşlar. Türkiye'nin haritasında tabii 9 sorunumuz var bizim. 9 sorunu olduğu için de 10. ev meslek evi olduğundan ötürü neredeyse bu ülkenin çoğunun işi var. Yani 6. evi var ama maalesef 10. evi yok. Yani ne iş yaparsın? Her işi yaparım abi. Çünkü mesleksizler. İş ve meslek farklıdır. İş 6. evdir. Meslek ve kariyer 10. evdir. Bir evi gerçekleştirmek istiyorsanız ondan önceki evi ne yapmanız lazım? Halletmeniz lazım. Tespih taneleri gibi öyle sırasıyla gidiyor arkadaşlar. Ben 9. eve atlarım, 10. eve yerleşirim. Yok öyle bir şey. Ha, yerleşenler oluyor da onlar da bir gecede tarihin çöplüğündeki ne yapıyorlar? Yerlerini alıyorlar. O anlamda 3-9 aksının hakkını verin diyorum Başak Burçları. Teraziler için tabi terazi 2-8 aksı. Burası tabi terazinin yatırımlarıyla alakalı. Ortağın da parasıyla alakalı, nafaka ile alakalı. Teraziler tabi genelde koç gibi değiller. Yani koç ben evi ise terazi biraz tabi biz evi. Terazi hep birilerine kendini yaslamayı seven bir burç. Yani kendi başına varoluşu, yani biraz koç olmayı öğrenip kendi başına ayakta durmayı, kendi başına varoluşu öğrenmek zorunda olan bir burç. Nasıl biz koçlar terazinin o diplomasi, kibarlık, nezaket ya da işte beraber ekip çalışması yani birileriyle ekip çalışması evlilik bile bir ekip çalışmasıdır ya da bir ortaklık bunu öğrenmemiz icap ediyorsa terazilerin de aynı şekilde biraz koç olmayı kendi başına durmayı öğrenmesi gerekiyor. 2-8 aksında burada tabii başkalarından gelen paralar ortağın parası ya da işte bir nafaka ya da bir miras gibi meselelerde ne yapmış oluyor? Bir takım sonlanmalar oluşmuş olabiliyor. Bunların tabii hayırlı mı, hayırsız mı olacağı hangi evinizde olduğu ve ayınızın pozisyonuyla tabii ne yapıyor? Yakinen ilişkili. Çünkü ay tutulması sizin ayınızla belirli bir açıda gerçekleşecektir. O açının nasıl olduğunu görmek tabii mühimdir. Örnek vereyim. Diyelim ki kendi haritamdan yine ayım diyelim ki Aslan'da. Ne oluyor? Boğa Akrep ay tutulmaları. Benim ayıma göre ne yapıyor? Bir karede oluşuyor. Bir karede oluştuğu için 4. ve 10. ev konularında yani hanem içinde bir takım gerilimler ve çatışmaları ne yapıyor? Ortaya çıkartıyor. Açı tabii biraz sert bir açı.
Ayı aslan olan ya da boğa olan, işte kova olan birileri için tabii bu biraz daha kare bir açı. Daha ne yapacaktır? Zorlayıcı olacaktır. Evet, akrep. Akrebe ne oluyor? Akrebin tabii kendisiyle alakalı. Direkt doğrudan kendisiyle alakalı. Bu bir estetik cerrahi operasyonu ya da kendisiyle alakalı fiziksel bir değişimi gösterebildiği gibi kişinin kendi duygularını ne yapması icap ediyor? Yani kendisiyle alakalı bütün meseleleri aynanın karşısına geçip bununla yüzleşmesi gerekiyor. Yani burada mesele sizsiniz. Başka birisi değil. Bunu tabii bizim kendi haritamızın üzerindeki tutulmalarda, bizim güneşimizin üzerindeki tutulmalarda biz başkanı suçlayamayız arkadaş. Yani 2003-2004 yılına geri dön. Oradaki tutulmalarda ne yaptıysan, eğer bir takım şeyleri yanlış yaptıysan onları ne yap? Çek et, düzelt diyorum. Yani akrepler sakın karşısındaki insanları ya da partnerleri suçlama yönüne gitmesinler. Beklesinler, duygularıyla hareket etmesinler. En azından tutulmanın olduğu tabii ilk bir ay biraz daha nedir? Diğer dolunaya kadarki süreçte ne yapacaktır? Bu dolunay fazının, yani boğa akrep dolunay fazının etkisi daha yüksek yoğunluklu yaşanacaktır. Çok yoğunluklu duygular gerçekleştiğinde karar almayalım diyorum. Çünkü biz millet olarak dedik ya, yükselende yengeç, ne yapıyoruz arkadaşlar, farkında mısınız? Hayatımızda bir sorun olduğunda, bir duygusal bir sorun, gidiyoruz başımızı derde sokup başka bir duygusal sorunu kucaklıyoruz. Niye? Bir öncekinden kurtulalım diye. Psikolojide buna acının yer değiştirmesi denir. Yani acıyı siz başka bir yere kanalize ediyorsunuz. Adamın canı sıkkın. İçmiş içmiş gitmiş bilmem kimin konserinde kendine jilet atıyor. Ruhsal acısını ne yapıyor? Kendine bir de fiziksel acı yaratarak çözüyor. O yüzden bu toplumda bedeni hastalıklı milyonlarca insan var arkadaşlar. Bu kadar basit. Çünkü ruhu acı çekiyor. Ruhsal acıyı kaldıramayınca da bu sefer ne yapıyor? Bedeninde bir takım arızalar yaratıyor. Ne diyoruz biz? Ruh açısından bu beden bir onun evi, kaportası. Yani ruh bu bedenin içinde yaşar. Dünyevi deneyimleri de bu beden üzerinden gerçekleştirir. Bedeninizle alakalı bir takım sorunlarınız varsa ruhunuz ne yapar? Acı çeker. Evet, yay. Yay için 12. ev. Evet, yaylar için biraz sıkıntılı bir tutulma. Yani 12. ev tabii gizli düşmanların birden açığa çıkması olabilir. İnsanların tabii gerçek yüzlerini görmek olabilir. Birden karar verip ya ben artık bu ülkede yaşamak istemiyorum deyip kişi yurt dışına yerleşebilir. Birden işte gelebilir. Yani yaylar genelde tabii ateş burçlarının diğer koç ve aslana göre daha az ateşi. Çünkü ateş gitgide azalıyor orada. Yay biraz ateşli olmasına rağmen hani daha sakin kalabilen, Jüpiter'in bilgeliğini taşıyan bir burç genel itibariyle. Fakat 12. ev tutulması sıkıntılıdır. İçsel aleme dönmeniz, içsel bir yolculuk yapmanız icap eder. Yani meditasyon mu yaparsınız, yoga mı, ya da yatıp güzel bir uyku mu çekersiniz? Bazen uyumak da iyidir arkadaşlar. Aynen hadisteki gibi. Alimin diyor uykusu diyor, cahilin çalışmasından evladır diyor. Vurun kafayı yatın. Öyle diyeyim. En iyisi o. Ha, 6. evde tabii bir tatile çıkamıyorsanız, çalışmak zorundaysanız 6. evde bir yoğunlukla da bunu aşabilirsiniz. Çalışmak kişiyi ne yapar? Rehabilite eder. Hiç iş yapmıyor, çalışmıyorsanız da ne bileyim bir spor kulübüne işte üye olun. Fiziksel aksiyonlar içinde bulun. Fiziksel aksiyon iyidir. Harekette bereket vardır. Bedeni mutlu ettiğimiz zaman ruhumuzu da mutlu ederiz. Bu doğu toplumlarının, yani bu sadece Türkiye değil tabii. Hani biz gittik tabii Hindistan'a, Çin'e kadar filan. Batı toplumlarında da ta bu Avrupa'dan Amerika'ya kadar gittik. Ben şunu gözlemledim arkadaşlar. Doğu toplumları kadar bedenine saldıran çileci başka bir toplum yok yeryüzünde. Tam bir mazoşistlik var burada. Efendim bedenin zevklerini işte ne yapalım, bastıralım. Böylelikle ruhumuz şad olsun. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Öyle bir şey yok. Onu kim sallıyorsa boş sallıyor. Bu suçluluk duygusuyla buna cezalandırıcı süperego diyor Sigmund Freud psikanaliz literatüründe. Sonra bedeninizi hasta edersiniz. Hasta bir bedenle de sağlıklı bir ruha sahip olamazsınız.
Ya bırakın bu boş işleri. Kim söylediyse. Yani hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Nenemizin, anneannemizin filan aklıyla bu işler yürüseydi onlar mutlu, huzurlu olurdu zaten. Ne yapıyorlardı? Tarkan'ın geçecek şarkısındaki gibi böyle ziller almış. Aa, geçecek, geçecek. Bir şeyin geçeceği yok. Siz değişmezseniz evren de size karşı değişmez. Herkesin dünyası farklıdır. Sen değişirsin, hayatın değişir. Bu kadar. Bizde herkes diyor ki ya ben değişmem abi. Koşullar değişsin. Ben değişmem abi. Karım değişsin. Ben değişmem abi. Patronum değişsin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu coğrafyada derler ya işte hep sürekli şunu söylerler. Ya bu ülkede hiçbir şey değişmez filan. Ya bu ülkede her şey her an değişiyor. Değişmeyen sensin. Değişmeyen sensin ki bu kadar değişimi bile göremiyorsun. Değişmeyen tek şey değişimdir. Diyalektik materyalizmin ilk yasasıdır. O yüzden de rica ediyorum bu akrepliği, bu sabitliği, ben bu değişmem filan masallarını bırakın. Her şey değişir arkadaşlar. Her şey değişir. Ha direnç gösterirseniz tabii ne yaparsınız? Sigortalar atar, yanarsınız. Olan size olur, onu söyleyeyim. Evet. Oğlak. Oğlakta ne var? Oğlak. 11. ev. Evet arkadaşlar, cemaat, cemiyet filan, yani gruplara girmek için aslında uygun zaman her ne kadar ay tutulması bir bitişi sembolize de etse, ay için şöyle diyebiliriz. Yani oğlan, tabii ay nedir? Yengeçten ötürü doğal 7. evidir. Doğal 7. ev yöneticisi olduğu için 11. evde kişi ne yapabilir? Sosyal çevresinden, arkadaş çevresinden belki de eşini bulacaktır. Yani böyle bir imkan da var. Bu zaten Kasım ayında başladı oğlaklar için. Bütün senede sürecek. Bir bakarsınız oradan eşinizi bulursunuz. Olabilir. Çünkü 11-5 aksı bu aşka, meşke, çocuk sahibi olmaya, bir takım yatırımlara, finansal doğru yapıldığı zaman size sene sonuna doğru öbür tutulmadan sonra bir takım ne yapabilir? Kazançlar getirebilir diyorum. İyi kullanın bunu. Yani sadece bu tutulmayı değil tabii. Yani böyle dedim ya, bir gece de olmuyor bu işler. Kasım'da başladı. Önümüzdeki yılın ortasına kadar ne yapacak? Sürecek. Evet. Kova için ay tutulması. Ya kovanın tabii yengeç yeri aslan, tabii 6. ev. Yani hastalıkla filan alakalı, işle güçle alakalı. Tutulmanın olduğu yerde tabii 10. ev. Bu tabii altının sahibi gibi ve 10. evde bir tutulma var. İşle güçle alakalı bir takım sonlanmalar ya da yeni iş imkanları size ne yapacaktır? Sunacaktır, getirecektir. Evinizi değiştirebilirsiniz. Mortgage'la belki işte ev alırsınız, başka bir yere taşınırsınız. Zaten Satürn'ün de 2 senedir işte Kova burcunda olması kovaları tabii değişime zorluyor. Fakat Kova da tabii akrep gibi sabit bir burç. Zaten buradaki meselemiz şu, farkındaysanız. Şimdi boğa, aslan, akrep ve kova, bunlar gökyüzünde bir 90 derecelik bir haç yapıyor ve bunların tamamı sabit. Ve haliyle sabitlerdeki bütün tutulmalar diğer sabitleri de ne yapıyor? Zorluyor. Değişin diyor, değişin diyor, değişin diyor. Değişirseniz, değişime adapte olursanız ne yaparsınız? Kendinizi daha huzurlu hissedersiniz. Tamam, bir şeyler bitiyordur ama yani bitmesi gerektiği için bitiyordur. Evrende çürük çarık yapıları ne yapar? Gelir böyle bir deprem, Allah korusun. Bakın depremin ismini bile vermek istemiyorum. Çünkü boğa akrep aksındaki ya da kova aslan aksındaki tutulmalar beni daima korkutmuştur. 99 depreminde de kova aslan aksında tutulmalar vardı. Tabii evrende bu her şey için geçerli. Bir insan için, bir varlık için, bir nesne için, her şey için ama değişim nedir? Kaçınılmazdır. O yüzden de hani gidenin arkasından ne yapmayacaksınız? Ağlamayacaksınız. Önünüze bakacaksınız ve yola devam edeceksiniz. Evet, balık burcu. Balık için tabii ay tutulması, 5. ev, çoluk çocuk. 5 aslında talihli bir evde. Balıklar açısından aslında olumlu bir tutulma. Yani akrep 9. ev, karşısında boğa var, 3. ev. 3-9 aksı tutulmaları. 3-9 aksı tutulmalarında tabii Kasım'da da başladı ya, balıkların hayatı biraz hareketlenmiş olabilir. Yani yatmak yerine biraz artık ayaklar ya balık. Ayakları kullanma vakti geldi. İşte hareket halindeyim. Geziyorum, gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Ya da işte yeni bir şeye başlıyorum. Bir eğitime başlıyorum. Bir seyahate çıkıyorum. Daha hareket halindeyim. Yönetici
yolculuklara çıkıyorum filan gibi bir durum. Tabii hani yurt dışında eğitim almak isteyen filan birileri varsa, özellikle balık etkisi, tabii balık burçları için söylüyorum. Hani çıkın gidin, başka bir hayatı kurun. Buna uygun ne yapıyor? Size bir takım şartları ne yapıyor? Getiriyor. Eğitiminize kaldığınız yerden devam edersiniz. Talebeler için eğer sınavlara falan giriyorlarsa, sınavlarda tabii başarılı olma şansları ne yapacaktır? Balık burçları için daha da artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Söylenmedik bir şey kaldı mı? Tabii bütün burçları geçtik herhalde sırasıyla. Burada ama dediğim gibi, mesela bir koç için yengeç dördüncü evdir güneşten itibaren. Ay tutulmaları benim genelde ilişkilerimde, hanemde bir takım ne yapıyor? Bir takım şeyleri sonlandırabiliyor. Yani 2003-2004'ü hatırlıyorum. 6 yıllık işte nişanlımdan ayrılmıştım. Daha sonra tabii bitti bir şeyler. Ne yaptım ben? 2004 sonu gibi işte orada tabii koç terazi tutulmaları başladı. Bir koç burcu olduğum için tek taraflı bilet alıp New York'a kaçtım arkadaşlar. Yani şu an Boğa Akrep Aksi için de böyle bir durum nedir? Söz konusudur. Ama dediğim gibi yani bir boğa için ayın olduğu yer üçüncü evdir. Bir ikizler için ayın olduğu yer ikinci ev para evidir. Yengeç için bizzat kendisidir. Aslan için 12. evdir. Başak için 11. evdir. Terazi için 10. evidir. O yüzden her zaman şöyle düşünmek lazım. Bir gezegenle bir sorun yaşanıyorsa güneşten itibaren sanki güneş birinci evdeymiş gibi o gezegene kadar sayın. Kaç oda varsa o anlamlar size ne yapar? Hayatınıza daha fazla etki eder diyorum. Daha sonra ders videosuyla yine ne yaparız arkadaşlar? Bir araya geliriz. Sevgi ve saygıyla kalın. Hepinizi ne yapıyorum? Selamlıyorum.